Allah razı olsun. Tamam mı? İzin ver olur mu? Oluşturuyoruz. Şimdi niye böyle bir giriş yaptım? Size bu konuda bilgi verecek tanıtım filmi. Eski müdür olarak görev yaptım. Şimdi sizin bir polisimizle tanıştıracağız. Bir de. Siz bir televizyon kanalları ve gazetelerinde haberleri yayınlanan sorumlu. Hepimiz. Ve maalesef inancımıza, kültürümüze aykırı olmasına rağmen dedikoduyu, fitneyi, yermeyi, gömmeyi çok yaparız. Ama bir gülümseyelim, tebrik, teşekkür, helal olsun ya. Kankam iyi ki varsın, motive ederim konusunda da zayıfızdır. İşte ben istiyorum ki toplumumuz özüne dönsün, adil ve cömert olsun. Çünkü bu tanıtım videosunu izlediğiniz abiniz, amcanız, müdürünüz, hocanız. Yani ben bu alkışları hak edecek içimizden bir değer. Ben de bu alkışlarınızı hak edebilmek için burada yaklaşık 1 saat 15 dakika sıkılmadan bütün gövdemi ortaya koyacağım. Yapacağım. Yalnız bırakma o çocuğu. Tamam. Sevgili gençler, ben bir polimatım. Yani çok yetenekli demek polimat. Leonardo da Vinci gibi. Avrupa'daki resim sergilerinde bunu söylemişlerdir. Bunlar beni şımartmaz. Az bile gelir. Bana az bile gelir bunlar. Çünkü ben şerefli bir tarihi olan mübarek, güzel bir ceddin toprağın çocuğuyum. Sıradan bir çocuğum. Ve değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Bugün şurada bir grup öğrenciye sordum. Gediz Anadolu Lisesi'nden gelmişsiniz. En doğru okulu getirmişsiniz başkanım. Bunlar kral ve kraliçe. Dedim ki, ne? Ha, bir de Kız İmam Hatip Lisesi varmış burada, doğru mu? Yansınız. Harika. Sordum, dedim ki, hangi dersten kaytardınız dedim. Matematik dediler ama nasıl mutlular? Matematikten niye? Matematik gıcık, hocası da gıcık değil mi? Ama Ahmet abiniz şimdi size hayatın matematiğini anlatacak. Bir tane anne varmış. Emzirdiği bir çocuğu varmış. Bir de onun abisi. Abisi önünde 4-5 tane elma var, elma yiyormuş. Annesi demiş ki, oğlum, kardeşini emziriyorum, bana da bir tane elma verir misin demiş. Oğlu hemen bütün elmaları ısırmış. Niye? Kıskanmış kardeşini vermemek için, değil mi? Ondan sonra, kim o? En tatlısın. Aferin. Ondan sonra, bak içinizden biri cevap verdi. Sonra elmaları ısırmış, annesine uzatmış, al anne demiş. En tatlısı bu. O yüzden dinleyeceğiniz insanlara zaman ayırın, sabredin, peşin hükümlü olmayın. Ben sizlere en tatlı elmayı ikram edebilmek için bütün tattığım acıları, egomu burada kasacağım. Derdim ne? Size en tatlısını verip kendinizi tanıtmak. Bu salondan çıkarken yaşınız, statünüz, öğrenci, öğretmen, müdür, yönetici, cinsiyetiniz, maddi gücünüz ne olursa olsun kitlelere ciğerimle konuşurum ve kitlenin ciğerine konuşurum. İyi bir konuşmacı olduğumu söylerler. Ben de farkındayım ki iyi bir konuşmacıyım. 5 saat aralıksız süren konferanslarım vardır. Belki bir defa derim, akar gider. Sizler de istirham, iyi bir dinleyici olursanız bu salondan çıkarken
her birinizin başta kendine, sonra insana, sonra hayata bakışı değişecek. Fark etmektir. Artık benim görevim, misyonum kendinizi kendinize fark ettirmeye geldim. İyi ki varım. Alkışlamak sizin kalitesinizi gösterir. Ama biz de adiliz hocam dedirtir. Alkışlamazsanız kendinize yazık olur. Çünkü hak ediyor bana. Cimrisiniz demek ki. Doğru mu? Hüseyin'i alkışlayın bakın bir. Şimdi gelirken bir tereddüt ettin. Doğru mu? Sebebi şu olabilir mi? Hocam kitle karşısında konuşmak, durmak kolay değil. Doğru mu? Bak şimdi bu ilk tecrübe olacak. Ahmet abi niye adamın dibi sana bir tecrübe yaşatacak, özgüven gibi diyecek. Şimdi orada kaç öğrenci var burada diyelim? 200, 300 kaç kişi? 250 falan. Orada oturuyordun rahat rahat değil mi? 250 kişinin arayıp arayladın bir kişiydin. Sahnede ben varım, bütün gözler üstümde. Rahattın, geldin, baktın yam yam gibi bakıyorlar. Ya pot kırsa da şuradan bir görsem değil mi? İşte bunun baskısı var, değil mi? Şöyle düşüneceksin abicim bak. Ben bunları çok yaşadım, Hüseyin gibiydim. Korkardım, çekinirdim. Bak şimdi rahatım. Niye? Şunu fark ettim, siz de fark edin gençler. Bakıyorsun böyle, bir toplum baskısı, izleyici baskısı, kitle önü, bunun sende bir korkusu oluyor. Herkes gözler sende diye. Şunu düşün. Allah hepimize bir akıl bir de kalp vermiş. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şunu düşün. De ki ya buradakilere hiçbir üstünlüğün var mı? Yok. Değil mi? İşte abicim şunu da fark edeceksin ki şu salonda oturan belediye başkanı, yardımcı, hocalar falan. Bil ki insan akıl ve kalbini ne kadar iyi kullanıyorsa o kadar kalitelidir. Yani senin bütün tüylerini olarak orası korkmuş. Gitmiş ki mesela, sabaha kadar düşünmüş. Şahsiyetiniz benim de öyle varlık sebebinizdir, sermayenizdir. Dik duracaksınız. Kimseyi ezmeyecek, kendinizi ezdirmeyeceksiniz. Hepimiz haddimizi bileceğiz, bilmeyene de bildireceğiz. Sevgili gençler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Gerçekten güzel bir program oldu, doğru mu? Beğendiniz mi? Ya şimdi kelimeye odaklanlar ya. Beğendiniz mi? Öyle bir sorma tamam, zorla yaptınız ya. Muhteşem mesajlar, müthiş bir enerji. Hocamızı tebrik ediyorum. Şimdiye kadar ben tanıyamamışım, eksikliğim bu benim. Siz de bir an önce bugün tanıştınız. Kendisini bundan sonra da takip edin mutlaka. Instagram sayfasından, Twitter'dan muhakkak takip edin. Faydalanmaya devam edelim inşallah. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten 10 parmağında 10 marifet bir insan. Aynı zamanda bir iletişim ustası. Sevgili gençler, ben de sizin bir ağabeyiniz olarak size bir tavsiyem şudur. En iyi okullarda okuyorsunuz. Her iki okulumuz da Manisa'nın en güzel okullarından bir tanesi. Her biriniz çok iyi üniversitelere gideceksiniz. Bundan da eminim. Ama tek başına bunlar yeterli değil. Çünkü her birinizin iletişim anlamında kendinizi geliştirmeniz lazım. ODTÜ'yü, Boğaziçi'yi bitirip iletişim kuramayan, bir cümle kuramayan, iki insanla konuşamayan, bir topluluk önünde konuşma yapamayan insanlar tanıyorum. O yüzden size tavsiyem iletişim gücünüzü her zaman geliştirin ve kendinizi yenileyin. Hocamın da ifade ettiği gibi ta başından beri kendinize güvenin ama kibirli de asla olmayın diyorum. Bu duygularla, bu düşüncelerle Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in de sizlere selamlarını iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah, sağ olun. Buyurun efendim. Fahriye, nereye yalnız bırak. Unuttuğumu sanma sen. Sen geleceksin, temsil edeceksin. Eyvallah. Bu enerjiyi bununla fulleyeceğim. Çat, tamam, anlaştık. Fahriye miydi kız, neydi? Geriha, gel buraya. Gel. Şimdi bütün burada şehzadelerden gelen kız İmam Hatip ve Gediz Anadolu Lisesi. Yani buranın gençliğini temsilen
Dedi ya, kendimizi bilmektir. Bütün konferansın amacı buydu zaten. Bütün kardeşlerin, arkadaşların adına bunu söylediğin için hepimizi temsilen ben bunu Ankara'ya götüremem. Hepimiz adına ben bunu... Neydi kız gelin? Fahriye neydi? Feriha'ya veriyoruz. Anlaştık mı? Buyur. Gel senin. Heh. Bunları götüreyim ya. Bana lazım bunlar. Bunları istemez. Feriha.